Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zan üçe ayrılıyor. Kısaca şey yapayım. Ondan sonra zan üçe ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim'de zanın bir kısmı haramdır diyor. Öteki belirlemediği şey de helal manasında. Hüsnü zan var, bir de suyu zan var. Şimdi ben zan hakkında bir şey mukaddeme yapayım. Bak, suyu zan veya zan, hüsnü zan, muhtemeli muhakkak görmek, suyu zan. Muhtemeli muhakkak görmek veya görmek istemek. Yani zan nedir? Lugatta yok bu. Lugatta bulamazsınız, böyle şey yok. Bu lugatta yok. Ben okuduğum toplamadan çıkarttığım manaları veriyorum. Ben size lugat diyorsam onu zaten lugatta var. Lugatta değil. Muhtemeli muhakkak görmek ve göstermek. Muhakkak görmek, göstermek, istemek. Adeta Müslümanın o fiili yapmasını, o kuya düşmesini istemek. Suizan. Anlıyor musunuz? Bir daha söylüyorum. Muhtemeli, muhtemel olabilir, her şey bunu yapabilir, olabilir. Ama o muhtemeli muhakkak görmek veya göstermek isteme arzusudur suizan. Adeta Müslümanın o fiili yapmasını, o kuyuya düşmesini istemenin ifadesidir, kuyuya düştü demek. Bu sistem insanın geleceğini tehlikeye atmaması için verilmiş. Yeri tasavvurdadır zannediyorum. Diman mertebesi var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad, bu çok önemli. Bunun yeri tasavvurdadır. Aşağıdan yukarıya ikinci bir mertebede de bulunuyor. Allah bunu niye vermiştir sorusuna mukadder cevap. İnsanın geleceğini tehlikeye atmaması için verilmiştir. Çünkü şöyle bir şey geçiyor. Zan kavşak gibidir. Bu şu anda okuyacağım, bahsedilmemiş. Zan kavşak gibidir. Her tarafa gidilebilir. Hüsnü zan, suyu zan. Hem içsel enfus aleminin dışa vuruşudur, haber verir kişinin. Yani bu insan üstün içi nasıldır? Görmek isterseniz, içini seyretmek isterseniz zanına bakın. Dünkü dersin İrfan. Aynı zamanda zan geleceğin projesidir. Dün bahsetmediğimiz yerler bunlar. Zan, geleceğin projesidir. Yani, nasıl zannedersen Allah sana muamele etme şeklidir. Allah'ım bana böyle muamele et demenin duası gibidir. Sana muamele edilmesini sen belirliyorsun. Allah sana nasıl muamele etmesini istemenin belirlemesidir. Zanımca diman tasavvur meratibindedir. Şimdi size ayet-i kerimelerden çalıştım, hadis-i şeriflerden çalıştım, onun da mukaddeme yapıp sonra Risale'deki şeyi geçeceğim. Bazısı günahtır geçiyor. Kur'an'da ihtiyat için verilmiş, yani insan geleceğini belirlemek, tehlikeye atmamak, cehenneme düşmemek, kendisine ait Allah'ın muamelesini yanlış onaylamamak. Bir, topluma zarar vermemek. İki, müminler arasındaki inşikaka vesile olmamak ve cehenneme yerini hazırlamamak için Allah zanı da ayırıyor. Diyor ki bazısı haramdır diyor. Bazısı helaldir. Helal olan kısmı kendini tehlikeden kurtarmak için önceden tedbir almaya vesiledir bu zan.
önceden tedbir alırsın. Kur'an'da ihtiyat için verilmiş olduğunu, yoksa hayatı azaba çevirmek için olmadığını, okudum, Kur'an'ı okudum, baştan tabii gücüm ettiği kadar, Kur'an'ı taradım yani 2 günden beri. Geçen ayetleri lazım olduğu kadar yaptım. Hulasa ediyorum böyle. Yoksa hayatı azaba çevirmek için olmadığını, ola ki düşerseniz, şüphe yok ki Allah, Tevvab, tövbeleri çok kabul edendir. Allah Rahim, çok merhamet edendir diye bununla bize mukabele ediyor. Yani ola ki düşerseniz de hemen Allah'ın Tevvab ve Rahim'ine sığının diyor. İki esma onun çaresi. Tevvab ve Rahim. Çok ilginçtir. Rahim çok acıyan, Tevvab affeden değil, çok affeden. Hüsnü zan hakkında ise Kur'an'ın 24. surenin 12. ayetinde şöyle geçiyor. Kaçıncı değil? 24. surenin 12. ayetinde. Onu işittiğiniz zaman gerek erkek müminler ve gerekse kadın müminler kendi vicdanlarıyla hüsnü zanda bulunarak böyle bir şey olmaz, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diye bize malzeme veriyor. Kur'an'da 3. surenin 154. ayeti, bunlar yok, dün bahsetmedik. Dün daha çok hududunu belirlemek için kullandım. Kur'an'ın 3. surenin 154. ayetinde diğerlerini siliyorum. Bir sürü bu ayet uzundur. Lazım olan cümleyi alıyorum. Allah hakkında haksız yere cahiliye zanni ile zanda bulunuyorlardı. Allah hakkında, Allah bile bana da zan yapıyorlar diyor kulları için. Allah hakkında haksız yere cahiliye zanni ile zanda bulunuyorlar. 4'e 157. ayette de gene ayetim şeyini alıyorum. Bize bakan cümlesini. Zanna tabi olmaktan başka onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. 6'ya 116 ayette, eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolunda saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece yalan söylerler. Çok ilginç. Bunlar bir beşeri kelam değil haşa. Ona göre değerlendirin. 648. Gene lazım olan komple ayetin parçasını aldım. Siz zandan başkasına tabi olmuyorsunuz ve siz ancak yalan söylüyorsunuz. Suizan ve ne çıkıyor buradan? Benim anladığım. Bir parçasını söyleyeceğim. Diğeri tehlikeli. Suizan ehli yalan söylüyor. Çünkü suizan bir kere kendine yalan söylüyor. Yalancılar suizancıdırlar. Suizanı içi dolu olanlar yalana meyillidirler. Yalan bu tiplerden çıkar. Yalan suizancılardan çıkar. Yalanın zemi suizancılardır. Çünkü fıtrata yalan söylüyor. Allah diyor ki bana da yalan söylüyor diyor. Mesela haşir meydanında da öyle. Bak üstü sana bak, adam cehenneme gidiyor ameliyle. Bil mana söylüyorum. Hadiste de var biliyorsunuz. Kişi arkaya bakar. Allah bilmez mi bilir de bize ders veriyor. Diyor ki çünkü olmamış daha. Ama Allah katında geçmiş gelecek yoktur. Bitmiştir yani. Yani yoktur derken gelecek böyle bizim için gelecek. Onun için her şey bitmiş. Arkaya bakıyor. Niye bakıyor diyor. Niye bakıyorsun diyor. Diyor ki ya Rabbi seni böyle bilmiyordum. Allah diyor ki şanıma yemin ederim ki kulum beni nasıl zandaysa ben beni nasıl biliyorsa enna inne zenni abdibi ben ona öyleyim. Döndürün diyor. Hadis-i şerifte de onu almadım. Uzundur. Bilinen hadisleri almadım. Diyor ki hiç olmasa ömrünüzde bir defa Allah'a üstü zan edin. 3 başka bir hadiste gene hadisi de taradım. Ölüm
ne zaman geleceği belli değil ama sekeratta olanlara diyor. E bu dersi duymasan sekeratta da bu olmayacak sende. Abi acaba bu dersi duysak sekeratta hatırlayacak mıyız? Şöyledir. Nasıl yaşarsanız o anda ölüm şekliniz o belirlemiyor. O günkü psikolojiniz değil. Hayatınızın tümünün hulasasının ifadelenişidir ölüm anı. Yoksa o günkü psikolojin değildir. Endişe etme. Diyor ki ölüm anında sekeratta diyor Allah'a üstü zannedin. Sakın ha diyor Allah Resulü. Yani o kadar harika ki Allah hakikaten mükemmel. O anda psikolojin bozuk olur, moralin bozuk olur, canın sıkılmış olur, ne bileyim kansersin vesaire. O ölüm anı yani sekerata girme yani ne bir hastanedesin. Hiç endişe etme. Ölüm şeklini belirleyen hayatın tümüdür. Yani namaz gibidir. Doğuyor çocuk. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan. Kadu kametin salah. Kadu kametin salah. Bu da kamet. Sağ ve sol kulağına getiriliyor. Ve biz ezan ve kameti namaz için biliyoruz. Namaz kılınmıyor. Ne kamet getiren namaz kılıyor ne de bebek kılıyor isim verilirken. Musallada da cenaze namazı kılınıyor. Gene cenaze namazını o kılamıyor. Kılınan kılamıyor. O zaman nedir namaz? Salat nedir? Hayatın tümüdür. Doğdun, öldün, salattır. Namaz ömründeki vakitleri Rabbini anma, tesbih etme, tehlil etme vesaire. Şimdi zan o anda ne için anlatıyorum? Bak üçüncü kez anlatıyorum bunu. Ölüm anı hayatının tümünün ifadelenişidir. İfadelenişin Allah sana yaptığı muameledir. Evet. 10'a 36. İlk söylediğim sure adıdır. 10. sure 36 ayet. 36. ayet. Halbuki onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Elbette zan, haktan, yani hak nedir? İlim. Haktan, yani ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onlar ne yaparlarsa hakkıyla bilendir. Demek ki bizi koruyacak, zanlardan koruyan ilimdir. Zaten vesvese içinde öyle söylüyor. Diyor ki, ilim onu tard eder. 33. surenin 10. ayeti nokta 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 ve Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. Allah yani müşteki. Mesela Allah bana bunu niye verdi? Bu çocuğu niye verdi? Bu hayatı niye verdi? Ben niye böyle ya? Ben kadınım, ben erkeğim, işte ne bileyim yaşım, ömrüm. İşte Allah da diyor ki 33.10 Allah hakkında onlar türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. 41'e 23. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zanınız sizi helak edip bu yüzden husrana uğrayanlardan oldunuz. Demek ki Allah'ın sana muamelesini belirleyen, işte beni en çok etkileyen ayet bu ayet. 41'e 23. Bir de okuyayım. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zanınız sizi helak etti. Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. 45. surenin 24. ayeti nokta nokta. Doğrusu onlar ancak zanda bulunuyorlar. 49. surenin 6. ayeti. Ey iman edenler. Bu komple aldım ayeti. Ey iman edenler. Eğer fasık, yalancı ve günahkar bir kimse size bir haber getirirse önce onun doğruluğunu iyice araştırın ki bilmeyerek bir topluluğa sataşırsınız da bu hareketiniz doğru olmadığından yaptığınıza pişman olan kimsele olursunuz. Bu çok hepsini yazdım. 49:6. 49:12. ayet. Ey iman edenler, zanın çoğundan sakının. Bunu da komple aldım, hiç eksik etmedim. Sürü ayet aldım. Ey iman edenler,
zanın çoğundan sakının. Şüphesiz ki zanın bazısı günahtır. Yani birbirinizin kusurunu inceden inceye araştırmayın. Bazınız bazınızı gıybet etmesin. Sizden bir kimse ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah tevvap, tövbeleri çok kabul edendir. Rahim çok merhamet edendir. 53. surenin 28. ayeti. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zana uyuyorlar. Şüphesiz ki zan ise haktan bir şey fayda vermez. Bitti ayetler. Şimdi bir hadis-i şerif zikrediyorum. Buhari ve Müslim'de aynı metni aldım. Suizan etmeyin. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın. Kusurlarını görmeyin. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin. Birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendine aşağı görmez. Başka? Korku, bitti hadis. Korkuların, endişelerin kökenidir zan. Zan kesin bilgi değildir. Şimdi Risale-i Nur'dan okuyorum. Birincisi Uvvet Risalesi'nden. Müminler mabeyninde muhabbet. Ha, muhabbetti bu. Dur, suizan. Hem mesela suizan ve suyu tevilde bu dünyada macil bir ceza var. Yani dün demiştik, Allah'ın ahirette ceza vereceği ameli bu dünyada da cezasını veriyor. Allah ahirette vereceği mükafatı, ameli mükafatını dünyada da alamet olsun diye mükafatını veriyor. Dünyadakine muaccel deniliyor, ahirettekine müeccel deniliyor. Nikah da zaten iki tanedir, muaccel ve müeccel. Şimdi suizanda bulunan ve suyu tevil yapan, nikahdaki mehir nasıl abi? He, şey vehim. Mehir iki tanedir, evet. Mehir iki tanedir, muaccel ve müeccel. Yani böyle hemen zihnim orayı söylediğin için. Yani iki tanedir. Mehir insanlar, mehri muaccel, mehri müecceldi. Ama insanlar bir tane mehir biliyorlar da onun için dedim. Şimdi suizan etmenin ve başkasının sözlerini ve davranışlarını yanlış tevil etmenin cezası nedir bu dünyada? Men dakka dukka kaidesiyle suizan eden suizana maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin, kötüye yorumlayanın harekatı yakın bir zamanda suyu tevile uğrar, cezasını çeker. Ve hakeza, yani Müslüm bir başka hadis hatırıma geldi bir mana. Başka bir kardeşine hareketini, hikmetini bilmediği o sözünü ve hareketini, davranışı suyu tevil edenin sözleri ve hareketi suyu tevile uğramadan ölmez. Ve hakeza bütün ahlak hasene ve seyye bu mukayeseye göre ölçülmeli. Bak, demek ki bütün ahlak hasene, ben rahmet ilahiden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz-ı Kur'an'ı zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler ve sui ahlaka muptela olmayacaklar inşallah. Demek ki men dakka dukka, çalma kapıyı çalarlar kapını. Hutbe-i Şamiye 53'ten okuyorum şimdi. En asıl muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. İslamiyet'in mizacıdır. Ehli adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benzer ki, bak ehli adaveti
tanımlıyor. Nasıl bir insandır, nasıl bir ruhu var? Ehli adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benzer ki, ne demek o? Mizacı bozulmuş çocuk. Ağlamak ister, bir şey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey ağlamasına bahane olur. Hem insafsız, kim bu kim? Niye bunu misal verdi? Bu kimdi? Ehli adavet böyle olur. Adavet nasıl? Ne oluyor tümünde? Nasıl? Düşmanlık mı oluyor adavet? Adavet, sui tevil. Hani düşmanlık da, yani mesela dün şeyden bahsettiğimiz için fazla girmedik ama biraz da gireyim. Mesela zan üç taneydi. Bir zan var, hüsnü zan var, sui zan var. Hüsnü zan sünnet-i seniyedir. Sui zan ifrattır. Zan ise tefrittir. Tamam, tefrittir. Şimdi hüsnü zanı şahsi hukukla umumu hukuk bilmeyenler en çok hata yapacak yerdir burası, kavşak. Mesela suizan etme kardeşim diyor. Oysa bu insan umumu hukuka tecavüz ediyor. Yani şahsi hukukla umumu hukuku karıştırmamak gerekiyor. Bu bir. İki, haram ve helal. Allah Resulü diyor, hiçbir şey artık şüphe yoktur. Haram belli, helal belli. İkisinin ortasında da hangileri var? Şüpheliler var. Ondan da kaçınmanızı tavsiye ederim diyor. Şimdi haram yapılana haramdır demek suizan değildir. Helal, helala helaldir. Haram, haramdır. Peki suizanın neydi? Haram olmayan, helal olmayan davranışların, bak, sağ ve sol udutu, sağ ve sol, sağ ve sol, haram ve helal olmayan, kesin olmayan, iki tarafa kapısı açık olan sözler ve davranışları doğruya yorumlamak. Ama net olan bir şeyi, artık onu hüsnü zannetmek, o da ahmaklıktır. Mesela adam fasık, facir, namazsız, oruç tutmuyor. Ya bırak ya, suizan etme. Oysa bazı gıybetler farzdır. Kızım, oğlum, bak falancalarla dolaşma, şu komşunu görüyor musun? Bak başına ne hal geldi demek. Çocuğu tehlikeden kurtarmak için gıybet etmek farzdır. Mubah olan gıybet başka var. Mahkemede hakkını almak için hakime söylemek gibi. Demek ki suizanında haddi hududu vardır. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey ağlamasına bahane olur. Hem insafsız, bedbin bir adama benzer ki suizancı. Yani bedbin demek kötü görüştü. Bir şeyi mümkün olduğu kadar olumsuza yormak. Suizancılar şuna benzer diyor bak. Hem insafsız, bedbin bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça hüsnü zan etmez. Yani alimler demiş ki 99 tane kesin olmayan şüpheli küfür, ama şüpheli. Kesin değil adam kafir, kafir oldu. %1 daha ihtimal olsa onun imanına hükmetmek lazım. Suizan o kadar acayip bir şey ki, rezil bir şey. Bir Osmanlıca kitapta rastlamıştım. Adül bir kadın köyde yaşarken bir gelincik geliyormuş. Bunu anlatırken, hüsnü zanla suizanı anlatırken bir alimin verdiği misaldir. Çok ilginç. Araştırdım dedim ya, karşınıza böyle şey gelmemişim ya. Külliyattan da devam edeceğim. Muhtekadan göstereceğim, hukuktan da. Ondan sonra gelincikle misafir oluyor. Gelinciği çok seviyor. O da çok yaş yapıyor. Bir bebeği varmış kadının. Kimsesi yokmuş evde. O kadar alıştılar ki arkadaş gibi oldular. Eve gelinciye çocuğu bırakmış. Bebek yani. O kadar alışmış ki. Sonra tarlada çalışıyor. Acaba bu hayvandır, ne olursa olsun ben bunu nasıl
buna teslim ettim bebeği, ya bir şey yapmasın, gözünü çıkarmasın diye. Heyecanlı gelirken eve bir bakmış ki, gelincik kapın dışında, ağzı kan içinde, kanını temizliyor, kanını yalıyor gelincik. Ondan sonra dışarıya çıkmış, terden şey, kanını temizliyor. Kadın ne yapacağını, aklı başından çıkıyor, çocuğumun kanı çıkacak, gözünü çıkarttı diye. Yani onunla çok zor bir dahi olsa hamlede kazmayla öldürüyor gelinci. İçeriye bir giriyor, bakar ki çocuğun yanında parçalanmış bir yılan. Meğer yılan çocuğu öldürmek için geliyor ama vefalı gelincik kendisini tehlikeye atarak bebeği kurtarıyor. Anne de suizan ederek gelinciyi öldürüyor. İşte alimler diyor ki suizan böyledir. Aynı böyledir. Ahirette göreceğimiz netice manzara budur diyor. Benim çok ağrıma gitti yani. Zahire bakıp hükmetmek. Zahire bakıp hükmetmek. Yani mümkün olduğu kadar hüsnü zan. Ustad bak diyor ki, insafsız bir, bedbin iki, bedbin mümkün olduğu kadar her şeyi kötü yorumlamak. Kendisi hakkında da öyledir, ile başkası değil. Mesela, nasılsın? İyi diyelim de iyi olalım. İyi değilim. Hastayım. Beni deli eden, çileden çıkaran sözler. Nankör. Allah'a suizanet. Kendisi de iyi değilim. Vücut hakikaten iyi. Vücuduna bile suizan ediyor. Buna bedbin denilir. Bak, insafsız, nısıfsızdan geliyor. İnsaf demek nısıftan gelir. Yarılamak Arapçada. Nısf, yarı, yarılamak. Ona da buna da açık olmak. Hüsnü zan ehli, o nısfın hüsnü zanını alır. Suizan ehli, suizan tarafını alır. Bak bir daha söylüyorum. İnsafsız, bedbin bir adam. Suizan, yani insafsız demek karşıyı suizan etmek. Bedbin ise kendine dönük enfüsün rezilliğinden, yani kendine döndürmüş. Mümkün olduğu kadar kendini hep hasta gösterir. Ben mesela Almanya'da rastladım. Babasıyla annesi boşanmış. Kendisini babasına sevdirmek, babasına ceza vermek için kız, 17 yaşında kız, hastalık numarası yapıyor. Ondan sonra baygınlık şey yapıyor, bilmem ne yapıyor, ilaç içiyor, akıcı yapıyor derken, hani vücudun o kadar tahrip ediyor ki, doktorlar şizofreni teşhisi koyuyorlar, hiçbir şey yokken. Ve hakikaten şizofreni ilaçlarıyla içe acındırmak için oluyor hasta. Geçen haber geldi, belediye otobüsüne binerken kafasının üzerine düşüyor ve bütün dişleri de kırılıyor. Yani buna bedbin denilir. Kendisini kötüye yorumlamak, insafsız ise karşıyı kötüye yorumlamak. Kim bunlar? Bunlar suizan, mümkün oldukça hüsnü zan etmez. Bir seyyi ile bunlar on haseneyi örter. Bu ise seciye-i İslami olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. Bak, seciye-i İslami olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. Ben sizi şimdi Multeka nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun devletinin resmi devlet kurumlarında kullanılan fıkıh kitabı. Damat, Ali Efendi ve Multeka, daha çok Multeka. Bunu bildiğim için görüyorsunuz. Çalışmışım çize çize. Multeka'yı 4 cilttir. Hepsini istisnasız küçük sözler kadar aynı frist yapmışım. Bunun üzerine çok çalışmışım. Buradan delil yapacağım size. Yani okumasam zaten bilmezdim. Buraya atıf yapmışım. Multeka cilt 2 sayfa 342 cilt 2. Orada ne bulmuşum? Bir meselenin 99 ihtimali küfür icap etse, bir ihtimali de biraz önce anlatmıştım, İman icap etse,
müftiye yakışan imam tarafına meyledip o meseleyi söyleyen veya yapan kimsenin imanına fetva vermesidir. Bu bahisin, bu bahsin biraz da açıklanan hükümleri İslam'a sokulan bidat ve hurafeler adlı eserimizde beyan edilmiştir diyor burada. Bu hususta Fatih'in Şeyhül İslam'ı Molla Hüsrev'in Dürer'inde, demek ki Fatih'in Şeyhül İslam'ı Molla Hüsrev'in Dürer'inde ve hadimi merhumun berikasında beyan edilen şu mesele çok mühimdir diye bir mesele bunu anlatıyor. İslam'da hükmünü gösterdiğim. Şimdi Risale'de geçen şeyleri okuyacağım. Yani geçmeye, zaten okumaya devam ediyorum ama. Efendim, Sunu'a Tulat İşaret 41. Şunu okuduk. 41. Envar'ın bu değil. Sizin tutmaz. Bu Sait Özdemir abi, İhlas Yayın Evi'nin. Çünkü Envar daha yeni elime geçmemişti o zaman. Okuyorum. İnat bazen müfrit fırka mutasıplara dalal ve batılı iltizam ettirir. Değişime direnen tipler inatlı tiplerdir. Bakın, ben değişemem. Yine kayıyor biraz mesleğim. Ruhsal psikoloji. Ben değişemem. Ben buyum. Beni böyle kabul edin. Yapamam diyen tipler inatlı tiplerdir. Ve bedbindirler. Kendilerine suizan eden tiplerdir. Oysa Allah Kur'an'ında Celle Celaluhu vel kazimin el gayze vel afine anin nas, insanları affedin, öfkenizi yutun, Allah yapamayacağım bir şey der mi? Teklifi malayutak yapmaz. Öfkenizi yutun, sen diyorsun ki ben buyum, beni böyle kabul edin, ben yapamam. Allah diyor ki yapın, yaparsınız. Onun için bedbin en büyük zalimdir kendisine. İnsafsızdır karşıya. Bedbin ikinci sözde geçer. Hatırlarsınız. Yani enfüse dön. Ben külliyatı böyle yapısının ifrat tefrit vasatı dima, kalbe ve eylemde nasıl gözüküyor? Bunun hastasıyım. Onun için bedbin insan enfüse bakıyor. Bedbin insan böyle yorumlar. Ne yapar? İnatlı insan ben değişemem der. İnat bazen müfrit fırka mutasıplara dalal ve batıl iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım etse melekler rahmet okutur. Kendi partisinin taraftarı ise. Başka bir partide ise, ötekinde melek görse libasını değiştirmiştir der, lanet eder. Suizan, evet iyi dinleyin işte. Suizan ve hüsnüzan nazarıyla, bak, suizan ve hüsnüzan nazarıyla dürbünün iki tarafı gibi leh, alehdar, vahiy emari burhan, burhanı vahiy emari görür. Bu çok önemli. Suizanla hüsnüzanın alametlerini söylüyor. Nedir o? Dürbünün iki yüzüne benzer diyor. Yani bir dürbünle bakarsanız yakınlaştırır, çevirirseniz arka tarafından onu uzaklaştırır. Ne demek? Mesela külliyatta böyle remzi, işari bir mana var. Yani sarih değil. Hemen okuduğun zaman anlaşılmaz. Her tarafa kapısı açık olan, her şekilde yorumlanabilen kelimeleri, cümleleri, suizan ehli onu kötüye yorumlar. Kötü olarak ders yapar. Hüsnüzan ehli o şeyi, o mana mertebesini güzele yorumlar. Mesela bunlar bizde nasıl gözükür? Nasıl anlarız bunu? Bir insan Risale-i Nur'a sadık olduğuna delil, Risale-i Nur'un değişmez esasları olan esasattır, muhkemattır, zaruriyattır, musellemattır. Yani değişmez prensibimiz zamana, zemine ve kişilere ve
hadiselere göre değişmez. Her daim, her zaman bize rehber olan dosturları kendisine göre yorumlayan ustada suizan ediyor. Yani üstadım aslında sen benim dediğim gibi deseydin iyi olurdu diye o imalı manaları kendi arzusunun tarzında yorum yapmasıyla gösteriyor. Yani aslında böyle demen lazımdı üstadım. Kanaat etmiyor. Ona uygulayalım. Üstad açık kelamlarını olacaktırı olmayacaktır anlayan. Verini vermeyin anlayan. Gelecek şahıs dediği şeyi gelmeyecektir anlayan. Yapmayını yapın anlayan. Gitmeyini git anlayan ustada ve Risale-i Nur'a suizan ediyor. Ha, yapmayabilir. Yapamaya da bilir. Ben yapamıyorum. Gücüm yetmiyor ama doğrusu budur diye hakkı teslim etmeli. Peki köle ruhlu insanlar, bu aradan dedim ya biraz psikolojim de giriyor. Köle ruhlu insanlar, gölge insanlar Risale-i Nur'un açık emirlerini okuduğu bildiği halde ustadı, abisi, hocası, şeyhi kimi seviyorsa ablası şunu bunu. Eğer Risale-i Nur'un açık emrini okuduğu bildiği halde abisinin bir hikmeti vardır deyip Risale-i Nur'un açık o hükmünü kale almayıp abisine sözüne, kanaatine tabi olan gene Risale-i Nur'a suizan ediyor. Yani bunlar köle ruhlu insanlarda olur. Köle ruhlu insanlar bulunduğu yerde kimi seviyorlarsa orayı severler, tanımadıkları halde. Nereye buz ediliyorsa o cemaat oraya buz ederler. Kendi kişilikleri, kimlikleri yoktur. Olsa, hakikaten tanısa düşman ettiği kişiyi, hiç tanımadığı gruba, hem de komple bir gruba düşman olur. Hatta ben çok şahidim, başkasından değil, ben aşağılık nefsimden söylüyorum. Suizan ettiğim bir cemaatin efradı ile seyahat ettiğimde yerin dibine girdim ve çok utandım. Ben bu cemaata mı suizan etmiştim? Ha, ama sarih açık haramları helal diyen, helalı da haram diyen kafir veya bidat ehillerine de üstü zannedilmez. Bu söylediğimiz söz haram ve helal olmayan mubah sahada. Evet, şimdi de okuyorum. Suizan ve üstü zanın nazarı ile dürbünün iki tarafı gibi ne demek? Leh, aleyhtar. Yani bakar böyle. Vahiy emari, burhan. Yani Risale'nin açık emari, açık ifadeyi vahiy. Vahiy emari. Yani vahiy. Yani ince mana. Yani her tarafı anlaşılabiliyor, her şey anlaşılabilir demek. Ama her tarafa açık olan sarih ve nas olmayan tabiri de sanki külliyat bunu nas olarak söylemiş gibi budur diye ifade etmek bu ustada ve Risale-i Nur'a suizandır. Evet. Şimdi başka bir yer okuyacağım size. 25-41 diyor. Tahtiyecilik fikri suizan ve tarafgirlik hissinin menba olduğundan doğru bir yerde miyim? Suizan ve tarafkirlik hissi menba olduğundan İslam'da lazım olan tesanüdü erva, tevhidi kulup, tehabub ve taavuna büyük rahneler açmıştır. Halbuki hüsnü zanla muhabbet ve vahdetle memuruz.
Peki başka bir yer okuyayım. Burayı okuduk. Evet, şimdi Sözler 711. Ha yok, Mesnevi'den şey yapayım. Yani sözleri, sonra Mesnevi şey yapayım. 711, esas yeri nerededir? Mesnevi'de. Onu en son bir attım. Cümleyi okuyayım. 711. Ben sırf cümleyi alayım. Suizanla yeistir, sahadet muharibi, hem de hayatın katili. Anlıyor musunuz? Suizan ile yeiz, saadet muharibi, saadeti tahrip eden. Aynı zamanda da hayatınızın katili. Kur'an'da yeis hakkında geçiyor değil mi? Nasıl geçiyordu? Allah'tan ancak ümidini kafirler keser. Allah Allah, çok tuhaf. Yeis en dehşetli bir hastalıktır. Alem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi devam ediyor. Uzun olmasın diye şey yapmıyorum. Bir de 89'da buna ait bir yer geçiyor. Bir altyapısına ne var abi? Yani her mesela vesvesenin altyapısında bir günah var. Onu orayı açıp okumam lazım. İkinci söz. Hepsinin açılımı var da. Şimdi ezber olursa kalır kafanız öyle. Eksik olabilir. Yeis mani her kemaldır. Neme lazım başkası düşünsün istibdadın yadigarıdır. Demek ki suizanla, çünkü konu dağılmasın. Oraya geçersem, çünkü atıfı var. O 5 tane sıfat sayıyor orada. Cehennemin şeyi. Suizanla yeistir, saadeti muharibi. Bu bir. 726'da sana bizde böyle kötü duygular var ya abi. Evet abi. Gösterli abi mi şey yapacağız böyle kendimizi? Tabii şu anda mesela diyelim ki müzakere yapıyoruz size. Açık yani. Yani bunu duya duya Okuya okuya. Karadeniz'in suyu yumuşaktır, kayaları serttir. Kayaya vura vura oyduğu gibi oyacak biz. Tefekkür edeceğiz. Bugün iki defa mağlup olacağız. Yakalayacağız onu, yakalanacağız, tepeleneceğiz, tepeleyecek bizi. Yani böyle müzakere ede ede, konuşa, bunlar alemimize yerleşecek. Tefekkür ede ede. El tekrarul ahsen ve lekkan 180. Yapa yapa, konuşa. Mesela size bir alametini söyleyeyim, onu okumadım. Yürüyorsunuz, birisine denk geldiniz, otobüstesiniz, derse gittiniz, sohbettesiniz, ders dinliyorsunuz. Camidesiniz, birisini dinliyorsunuz. Kim olduğunu en iyi belirleyen bir tanesi, alameti de bu suizandır. Yanında konuşuyor, ders yapan eleştiriyor. Veya oturduğun çay faslında onu bunu gıybet ediyor. Yani suizan insanı ele veren bir özelliktir. Yani kişinin içine haber veriyor. Bunun içi hakkında hiç şüpheniz olmasın, budur. Bedbindir ve suizancı. Yani suizan fıtratında olan, yani böyle bozulmuş bir insan mümkün olduğu kadar suizan eder. Suizancıları söylediğim hangi tiplerdir?
İnatçı tiplerdir. İnatçı tipler daha çok kesinlikle en büyük belirgin özellikleri yalan konuşurlar. Yalancı o tiplerden çıkar. Çünkü fıtratına zaten ihanet ediyor. Yanlış yorumluyor zaten. Evet. 726. Sıkıntı ise madeni. Sıkıntı dedim ha. Sıkıntı. Abi sıkıntı var. Ha madeni. Sen Batman'in madeni böyle sordun. Böyle okumam lazım ki şey. Sıkıntının madeni yeis ve suizandır. Dalaleti fikridir. Zulmeti kalbidir. İsrafı cesididir bunlar. Gözükür. Bunlar nasıl gözükür? Bu çok önemli. Bunu bu şekilde anladığını zannetmiyorum. Şey. Tevfik. Bak bir de söyleyeyim. Sıkıntının madeni, sıkıntı, yeis, yeis de suizandır. Ben öyle değilim. Diyorsan şöyle olmaman lazım. Bir, dalaleti fikridir. Devamlı fikriyatı, tasavvuru, dalaleti tasavvur eder. Kalbinde devamlı olumsuzluklarla meşgul olur. Zulmeti kalptir. Ve hayatta da yaşantısı israfı cesididir. Devamlı israf yapar. İsraf varlığa ve maddeye yapar, suizan eder. Allah'ın nimetine, küfrani nimet eden suizan eder, suizan eden israf eder. Allah'ın nimetine her sahasını anlatmaya çalışıyorum suizanı. İsraf eden suizandır, sahibidir. Abi ne biçim şey yapıyorsun, sert konuşuyorsun, sert konuşmuyorum. Keşke sert konuşsaydım da böyle olmasaydı. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki ettiği ve öyle de muamele gördüğü ve görüyor ve görecek ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meşhumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte arkadaşlar, akılsızlığın ve suizanın şeyi şu. Bedbahttır. Bu bedbaht adam suizan ile akılsızlığı ile gördüğü şeyleri zahirde gördüğüne göre hükmeder. Aynı hakikat telakki eder. Dünyayı baki zanneder mesela. Hikmetini bilemediği estağfizamı büyük zatların hareketini tevil eder. Kötüyü yorumlar. Tamam. Evet. Sözleri de sözlerden 5-10 tane vardı. Belki 15 tane vardı ama bu kadar nümeni olsun diye seçtim. Şimdi Mektubat 347'de hem rüyada dahi hayır iken bazı, yani bir daha söylüyorum, her sahada suizanı göstermeye çalışmaya çalışıyorum. Onun için aynı şeyin üzerine gitmemeye çalışıyorum. Şimdi sağ değişti. Hem rüyada dahi hayır iken bazı aksa hakikat da gördüğü için şer telakki edilir. Yeise düşürür. Kuvve-i maneviyi kırar. Suizan verir. Çok rüyalar var ki sureti dehşetli, zararlı, mulevves iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. Suizan ehli rüyaları yanlışa yorumlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun hakkında rüyalarınızı herkese yoldurmayın zira yoldurduğu yani anlattığı gibi inanırsınız Allah da size öyle muamele eder. Hele hastalıklarınızı ve rüyalarınızı sakın ha internetlere girerek oradan izahlar aramak en büyük kendinize yapabileceğiniz ihanet olur. Bedbin olursunuz. Bedbin. Bedbaht olursunuz. Yani kimin eli kimin cebinde olduğu bir dünya olan internette sanki ayet ve hadismiş, edile-i şeriyeymiş gibi o şeylerle o rüyayı yorumlamak sakın ha. Rüyalarınızı herkese anlatmayınız. Gevezelik yapmayınız. Zira o rüyayı o yorumladığı gibi beyniniz öyle inanır.
bu kainatın işlevi, sistemi, yazılım sistemi şöyle çalışıyor. Nasıl inanırsanız Allah size öyle muamele ediyor. En aynı zenni abdi bir sırrı budur. Onun için rüyalara itimat etmeyiniz. Hep iyiye yorumlayınız. Şualar 332'den başka bir sahada ben Suizan'ın başka bir sahasını açmaya çalışıyorum. İşte kardeşlerim dikkat ediniz. Sizin nefs-i emmareniz kıyas-ı bir nefs cihetinde Suizan noktasında sizleri aldatmasın. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Bu çok mühim. 332. İşte başka bir sahada suizan. Mesela herkes kendisini bilir. Herkes kendisini bilir. Ve der ki ben vallahi bu kadar oldum, bu kadar uğraştım. Demek ki benim diğer arkadaşlar da böyledir. Bütün nurcuları kendisi gibi şey yapmak. Buna diyor ki nefsi emmare sizi aldatıyor. Kıyası bir nefs cihetiyle suizan noktasından sizleri aldatmasın. Yani Risale'nin terbiye etmiyor. Terbiye olsaydı ben olurdum. Bu kadar senelerden beri okuyorum. Arkadaşlar senelerden beri yılan su içer, zehir akıtır. Senelerden beri arı su içer, bal akıtır. Sen 500 defa da okusan o ruhun oldukça o su zehre döner. Dönmüş sende. Onun için nurcu kardeşlerini hareketlerini şeyleri tevil etme. Ben bu yaştayım, varamadım bu makama. Bu yaştayım böyle enfusi seyahatlarım yok. Bu yaştayım böyle tespitlerim yok deme. Çünkü herkesin fıtratı ayrıdır. Ustadımızın birisi kibrit gibidir diyor. Çaktığı zaman bir anda parlar. Kimisi uzun zaman olur. Kimisine verir, kimisine vermez. Allah kime ne vereceğini sana bana sormaya mecbur değildir. Ama esbaba mahkum olan insanlardır. Esbab faili muhtar değildir. Allah esbaba da bakarak bir şeyi vermez. Mecbur değildir. Sebebi de halk eden Allah'tır. Allah kime ne vereceğini Allah bilir. Ümmiden peygamber, okuma yazması yarı olan zattan mücidit, Bediüzzaman'ı çıkartan Allah, kuru bir odun parçasına koca çınar ağacını yaratmış. Evet. Yani bunun aslında esas yeri, Suizan'ın yeri neresidir? Söyleyeyim bana. Mesnevi Nuriye'dedir. Katsededir. Bir paragraf okuyacağım. Ne dedin sen abis? Hayırda mıydım abi? Tasavvur abi. Ha aferin. Tasavvurdadır. Aferin. Yeri nerededir diye sordunuz ya. Ha çok. Çok haklısın. Sen haklısın. Risale-i Nur'da nerededir diyecektim. Mesnevi Nuriye sayfa 60-65'te insanın 4 tane temel yapısı, şeytanın 4 tane veri tabanının karşıtı, 4 tane çok ciddi ama, 4 edile-i şeriye, o hep sorarsınız veya soruyorlar, 4 kıyılık çanta var ya, hani birinci küçük sözlerde, kaçıncı sözdeydi? 3. sözde, bir zat var, 4 kıyılık çanta var, abi 4 kıyının içinde ne var? 4 kıyının içinde yeis var, ucup var, gurur var, suizan var. O çanta, onun karşıtları ile beraber. Edile-i Şeriye, insan 4 hakikati, 4 aş, 4 peygamber, 4 kitap, 4 büyük peygamber, 4 melaike vesaire. Bunların bir tanesi de suizandır, çok acayiptir. Onu okuyorum. 4 hastalık yani. Bunun tedavisini de altında, içinde söylüyor. 4. hastalık suizandır. Evet, insan üstü zana memurdur. İnsan devlet memuru gibi verildiği vazifeyi yapana memur denilir. İnsan üstü zana memurdur. Allah'ın memurudur. Haşa anlamak için. Patron Allah'tır. Patronun memuru biz isek, Allah diyor ki senin vazifen üstü zandır. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Yani bu böyle sokaktaki insanlar manasında değil, Müslümanlar mabeyninde. Kafiri haşa bir şey yapamazsın, üstün olmaz.
kendisinde bulunan suyu ahlakı suizan sayıkasıyla başkalarına teşmil etmesin. Bunu çok üzerine duruyorum. Bir daha söyleyeyim, bak burada da tevafuk etti. Kendisinde bulunan suyu ahlakı, ya ben böyle ahlaksız bir adamım, geçimsiz bir adamım, benimle kimse yapamıyor, kendimi idare edemiyorum, hep ona buna ona şuna buna sataşıyorum, bir türlü dikiş tutturamadım. Tamam. Herkes de böyledir demek, kendisine bulunan suyu ahlakı suizan vasıtasıyla, suizan sayıkasıyla başkalarına teşmil etmesin, yayma sen bunu. Bu da başka bir suizandır. Hem kendisine suizan ediyor, hem suizanı maya gibi kullanıyor, cemaatlerde kullanıyor. Sütü mayalar gibi. Ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Mesela kültürden kültüre, örften örfe, kişiden kişiye değişen bir hareketler var. Mesela Hatay'da incir diyemezsiniz. Kötü manasına geliyor. Arabistan hurma diyemezsin. İşte onun gibi toplumdan ve kültürden değişen başkalarının hareketlerini, sözlerini ya şunla şunu kastetmiştir. Mesela bir misal vereyim. Şimdi adam işe gidiyor, derse gidiyor. Ya diyor, bak rezil rüsvay olacak. Bu kadar günahların kepaze olacak. Ruhunu öldürecek. Niye öyle diyor? Kendisi dün giderken çok rezil oldu. Sağa sola baktı. Dikkat etmedi kafasını. Sağa sola şey yapmadı. Oraya buraya baktı. Rezil oldu. Bu başkasının hareketini de tevil ediyor şimdi. Diyor ki o da öyledir herhalde. O da öyle olur. Mesela bir misal başka vereyim. Böyle bir iki kişi arasında bir başıma hal gelmişti. Adamın uzağı görmüyor gözü. Aynen yaşadığım şeyi söylüyorum. Rastladık böyle, denk geldim iki kişiye. Adamın uzağı gözü görmüyor. Uzakta bir bina var. Balkonunda, şimdi kavga etmişler. Bayağı anladı o şey delikanlı. Hakikaten rahatsız. Ondan sonra karşıda Almanya'da mıydı? Herhalde orada bir yerde. Uzakta bu adamın da ötekisinin gözü çok acayip görüyor. Bakıyor böyle. İleriye doğru bakıyor. Ama kısa göremeyen yani ileriyi göremiyor. Ötekisi ise dürbün gibi gözü var. Arkayı, o ileriki balkonu da görüyor. Ondan sonra hemen ona hükmetmiş. O da orayı seyrediyor. Nereden bildi? Çünkü kendisi orayı seyrediyor. Donda. İki ama yemek yiyorlar, zeytin yiyorlarmış eski fakirlikte. Bir tanesi diyormuş ki, ne demiş iki tane yiyorsun demiş. Öteki ama demiş ki, sen de kör, ben de körüm. Benim iki tane yediğimi nereden biliyorsun? Çünkü ben iki tane yiyorum, daldım demiş. Yani adam ama. Mesela bir misal vereyim. Bizim güzellikte şeriata yakın birisi var. Şaban kardeş, yani %5 görüyor. Baktığı zaman, böyle dikildiği zaman caddeye yolu bulmak için derse gidiyor Üsküdar'dan. Üsküdar'da oturuyor. Gördüm ben ya. Dikildi. Kafasına takke, suratına sakal. Cübbeli. Çok temiz birisi. %5 görüyor. Ya ama yani. Çok bulanık. Dikildi. Kavşakta. Beni bilmiyor. Ben de Ümraniye derse gidiyorum. Dikilmiş hangi yoldu diye böyle bakıyor. Oysa o cadde ana iştek. Bir sürü insan geçiyor. Şimdi yanımdaki gençlere dedim ki, bak buna bakarsa, abi dedi, bakma. Sakalı dedi, oraya bakıyor dedi. Gelin bakalım. Bak dedim, oralara bakıyor değil mi, caddeden geçiyor. Abi bakıyor zaten dedi, gözüküyor dedi. Durmuş. Birisine de soracak, ne hangi tarafa? Gittim yanına. Yanına kadar gittim, sesimden tanıdı. Ondan bizim arkadaşlar dedik, abi dedi. Hem senden, benden değil, bundan özür dileyim. Ama, %5 ya ama işte ne olacak? Görmüyor. Ama uzaktan baktığın zaman, bak diyor ki, başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takviye etmesin. Özel artık şeyleri anlatmak istemiyor. Binaenaleyh, esnaf-ı izamın,
Selefi Salih'in büyüklerinin hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Ya bu adam benim başıma geldi biliyor musun? Çok utandım. Ona mesela bir zata suizan ettim. O gece geldi. Alim ha. Şey alim diyorum tövbe. İmam, imam. Mezhep imamı değil ama imam. Gece geldi bana. Dedi ki ne demiş, nasıl hitap etmiştin? Evladım, ben o sözü bunun için söylemiştim. Bana suizan etti. Rüyada tabii. Çok utandım. Bundan sonra elimden geldiği kadar o tarihten sonra mutlaka bir hikmeti vardır diyorum. Ama Ahmet abi şu demiyor. Ama sözü şeriatta haram olan bir şey değil. Haram olan bir şey haram demek hikmeti yoktur orada. O demiyor. Başta demiştik. Şeriatta haram ve helal olmayan mubah sahada. Ya bunu niye dedi? Aslında bu mana da bu manadır burada. Ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri böyle dedi. Bu niye dedim şey yapamadı? Akşam dedi ki evladım ben onu bunun için söyledim. Ya binaenaleyh eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Yani kişinin en büyük muharibi, tahripçisi ve cemiyet hayatımızdaki yerimizi hem içimizi tahrip eden, mesela evde kıskançlığın temelinde suizandır. Suizanını kontrol, suizan sahibi kıskanç haddini aşar. Kıskançlık birbirinizi korumak içindir. Yoksa aile yuvasını yıkmak için değildir mesela. Zannını kontrol edemeyen suizan eder. Zannını kontrol eden üstü zan eder. Eğer bir insan zannını kontrol edemezse aile yuvasında kıskançlık bundan olur. Yani kıskançlığını düzeltmek istiyorsan çok zordur. Hasedin de öyle. Şeyin de öyle. Kıskançlığın zannını kontrol et. Zannına muvaffak olan kıskançlıktan kurtulur. Kıskançlıktan kurtulur derken vasata gelir yani. Zan dedim ki size kavşaktır. Altı yol kavşağı gibidir. Altı yoldaki kavşağın ortasında hiçbir şey yoktur. Ama bütün yolları o belirler. Bedbinliğe çıkarır. Hasete götürür. Yeise götürür. Kıskançlığa götürür. Ailelerin yıkılmasının sebebi kocasının veya karısının mesela bu altı yol hangileri? Bir tanesini söyleyeyim de ondan sonra sor tekrar. Gelmişken unuturum. Ben tahmin ettiğiniz gibi yurt dışında bu işlerle de böyle bu dersi yaptığımız bilindiği için camiye veya dershaneye geliyor adam. Karı koca geldiler. Lazım olur diye herhalde Allah hatırıma getirdi. Çok mühim. Karı koca geldiler. Kadının şeye gelmişlerdi lojmana. O kadar ikisi de ağlamışlar ki perişan bir vaziyette suratlarını gördüm. Adam diyor ki karım diyor dışarıda zina yaptı diyor, beni aldattı diyor. Karısı orada ağlıyor. Nasıl anladın dedim. Dedi ki çarşıya gittiği zaman dedi alışverişe gelip yıkanıyor dedi. Terliyor da. İşte terliyor dese inanmaz. Sen öyle derdin değil mi? Çarşıya gitti alışveriş yapan terler. Bunu zaten biliyorlar. Bana niye gelsinler? Bunu demeye gerek yok. Terliyordur, terledim. Ama adam ikna edici başka bir mantık olması lazım. Adam zannını kontrol edemediği için suizanı. Ne dedim biliyor musun ben ona? Dedim ki niye yıkanıyor? Gusül alıyor dedi. Peki sana bir şey söyleyeyim. Sen de burada mısın evde? Evet dedi. Zina yapan
cenabetli dolaşmayı gayet normal görmez mi dedim. Niye yıkansın ki? Zina yapan gusül abdest mantığını almaz ki. Doğru dedi ya. Yani 8 derece günah işleyen bir insanın ikinci derecedeki günah gayet normal değil mi? Sokakta her türlü melanete bakan, gelip internete ve televizyonda her türlü rezilliğe bakması normal değil mi? Yani bir daha söylüyorum. 5 derece günah işleyenin 2 derecedeki günah gayet normaldir. Misk amberdir. Onun için günahları normal görenler, ya olur olur, bir şey olmaz diyenler hangi tiplerdir? Mutlaka o denilen günahın 2 basamak, 1 basamak, 3 basamak yukarıdaki günahları işleyendir ki aşağıdaki günahlar normal geliyor. 5 derece günah, yani 5. derecede günah işlemese 3. derecedeki günah normal göremez. Olur olur bir şey olmaz diyen 5. derecedeki günah ehlidir. Anlıyor musunuz birbirini gösteren aynayı? Mesela bir daha söyleyeyim. Sokakta kendisine hiç dikkat etmeyen, her türlü melanete bakan, televizyona eve geldiği zaman ve internete bakmaması gayet, bakması gayet normaldir. Çünkü niye? Bizzat kendisine bakan, onun resmine bakması gayet normaldir. Onun için olur olur, o da caiz. Hikmeti vardır. Mesela ben diyorum ki, oruç tutmayın kardeşim ya. Veya ne bileyim, ustad böyle demiştim ama yalan. Veya haram bir şeyi helal gösteriyorum. Beni takip edenler dese ki, olur olur hikmeti vardır diyen hangi tiplerdir? Onlar da öyle yapıyordu ondan. Haramın hikmeti yoktur. Hikmeti olsa Allah söylerdi. Allah'ı hikmetsiz demektir. Haşa. Allah buna haram dediyse haramdır. Mesela bir daha söylüyorum. Abin, hocan, şeyhin, önderin, Kur'an, İslamiyet'in, edile-i şeriyenin, bu tek tek söylüyorum bak, yumuşak söylüyorum. Abin, hocan, şeyhin, hürmet ettiğin kimse, edile-i şeriyenin, kitap, sünnet, icma, kıyasın, haram dediğini helal derse, olur olur derse, sen de bunun hikmeti vardır, bir bildiği vardır diyorsan, sen de aynı o tiptensin. Çünkü 107 işaret-i cazda diyor ki, birbirine yakın olan şeyler birbirini celp ve cezbederler. Abi orada nasıl bulunuyor bu insanlar? Çünkü o da o tiptendir. Akılların ceplerine koymuş. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Başka bir hadiste, arkadaşının dini gibidir dini. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu hadisi gibi. Demek ki birbirini gösteren aynalardır. Bazen düz gösterir, bazen ters gösterir. Peki, Ramazandır. Kadı yeter. Er sahada göstermeye çalıştım. Zanı kontrol edebilmek için son cümlem olsun. Zanı kontrol edemezseniz suizandır, kontrol ederseniz süslü zandır. Zanınızı kontrol edebilmenin yolu bir, haramlar ve helalları bilmektir. İki, şahsı hukuk ve umumu hukuku ayırt edebilme selahiyetine ve yetisine, yetkisine sahip olmalısınız. Şahsi ve umumu hukuku bilmenin en yegane müessir bu asırdaki çözümü Kastamonu laikası ve Emirdağ laikasıdır. Ruhsal suizanlardan kurtulmanın yolu, iç aleminizi dengelemenin yolu Emirdağ laikasını okumaktır. Dış dünyadaki doğruları ve yanlışları dengeleyebilmek için Kastamonu laikasını okuyacaksınız. Haram ve helal, o da Edile-i Şeriye ki ustadımız şeriat kitaplarında mevcuttur. Ömer Nasuhi Bilmen kitabını, ilmihalini okumanızı. Eğer biraz seviyeniz varsa, bu ilmihaldir, fıkıh kitabı değil. Biraz seviyeniz varsa, fıkıh kitabı okuyacaksanız, Multeka'yı okumanızı tavsiye ederim. Multeka. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha temâs-selevâtu.